Korkuteli'nde tarım sohbetimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Ee, i̇lk bölümümüzde kar yağda armudu özelinde meyvecilikten bahsetmeye çalıştık ama e, daha da ilçe müdürümüz sanıyorum e, konuşmadığımız diğer ürünleri anlatmak evet. isteyecek. E, son zamanlarda armutla birlikte ceviz, kiraz, şeftali ve kayısı üretiminde de e, yeni fidanlar dikerek ee, yeni bahçeler oluşturdu yetiştiricimiz. Ee, onunla ilgili de büyük bir artış var. Hızla artıyor. Ee, ceviz uygun. Ee, bazı köylerimizde özellikle şeftali ve kayısı için çok uygun bir iklim ve toprak yapısı var. Ee, güzel yetiştiricilik yapıyorlar. Tabi bu sene biraz doğaya yenik düştük olabiliyor. Ee, evet. e, Türkiye'nin her tarafında oldu bizde de oldu. Fakat üretim e, ve üretimin devamı iyi geliyor. Umarım böyle devam edecek. Ee, üzüm var son dönemlerde. Ee, yaban Mersini ekimi yapacak yetiştiricilerimiz var. Ee, bunlar da farklı hiç üretim. Yaban Mersini hiç başlamadı mı? Başlamadı. Olacak bu sene bir e, çiftçimiz e, olacak. E, evet başkanım. Kaç dönüm? Uyardı. Kaç dönümde e, başlayacaksınız? 300 dönümle başlayacaklar. E, bu alanda e, 300 dönümle başlayacaklar. E, belli alanlarda antep fıstığı da üretiliyor. E, burada çitlenmek dedikleri ağaçları aşılama yapıldı. 10 e, dönümlük bir alanımız var ilk etapta. Biraz ürün e, çeşitliliği ne kadar? Yani, ürün gamı. diye. Zeytin dahil var. Yani bizde de bir tek turunçgil yok. Bu bağlamda fındık da var. <gülüyor> Bahçelerde <gülüyor> e, geniş bir üretim olarak yok da çiftçinin kendi ihtiyacını görecek kadar fındık ağaçları da var. O yönden oldukça çeşitli. Aslında bir alan. Kortelinde iğde de meşhurdur. Evet. Hep iğde de tabir edilir. İğde üretimi ne alemde? Onu merak ettim şimdi. İğde <laughs> İD... çekildi, çekildi. çekildi yok. <laughs> evet, öyle geniş alanlı bir iğde üretimimiz yok. Buyurun. Ben bir şey söyleyeyim de. Mesela Evliya Çelebi bizim kurtelimize gezmiş. Bizim kurtelimizin adı o zaman Istanaz. 1910 İstanos, İstanos. İstanos diye geçiyor. Tarif ederken burayı fundalıklar arasında Karabiber ve narenciye'den hariç her şeyin yetiştiği ıstanaz diye bahsediyor. Onun için ürün gamımız çok çeşit yani. Evet, evet. çok geniş. onu ekleyeceğim. İstanozun yani. kelime anlamını biliyor musunuz araştır? Burada binattan önce 2000. Yani bu ismi verilmesinin nedeni. 2000'de yani... bura Sitafonos diye bir kavim yerleşmiş. Evet. Ondan sonra Rumların, artık Bizansların, ondan sonra bu Sitafonos Sitafan'a İstanbul'a gelmiş. Artık 1915'lere kadar. Ondan sonra da Korkuteli olmamızın sebebi de şu. Şehzade Korkut Yavuz Sultan Selim kardeşinin burada bizim şu anda köyümüzün adı bile Osman Kalpalar. Osmanlı halifeleriymişler. Söylemesi biraz yani telaffuzu zor olduğu için Osman Kalfalar. Şu anda Şehzade Korkut'un boğulduğu mağara dahi orada yani. Hı -hı. Onun için Korkuteli, Korkut'un Korkut, memleketi hı. anlamın, hı -hı. anlamı da Korkuteli yani. Korkutelimiz. Şimdi e, Mantara geçmeden önce Hazır ilçe müdürümüz, tarım ilçe müdürümüz ve ziraat odası başkanımız buradayken, bir de e, süt hayvancılığından biraz daha değinelim. Daha sonra kesintisiz. Şimdi ben mantıklı. süt hayvancılığına biraz önce size bir rakam verdim, 26 bin büyük baş, 160 bin küçük baş var dedim. Ama şimdi şöyle, ben burada e, hayvancıdan bahsedersem arkadaşlarıma biraz saygısızlık olur. Mesela. Tarım ilçe müdürümüz veteriner Hı -hı. Hüseyin Bey. Süt üreticiler. Antalya bölgesi Antalya... hayvancılık kooperatifleri bir bölge başkanı. başkanı. Evet. Onun için bu tamam. arkadaşlarımız konularında uzman, onlara saygısızlık etmeyelim. Tamam, buyurun ilk Teşekkür ediyorum. Söz alıyorsunuz. Ee, Korkut elinizin kar yağdı armudu meyvesi ne kadar e, bol ise çeşitli ise e, kar yağdı armudu 9-10 köyünde ama hayvancılığı e, Tüm köylerinde yaygın, özellikle kar yağdı armudunun, meyveciliğin daha yoğun olmadığı köylerinde, şöyle söyleyeyim, başkanımın biraz önce ova köyler, dağ köyler yayla gibi, köyleri. yayla köyleri gibi ayırdığı şeyde, genelde e, torosların eteklerine doğru olan köylerinde hayvancılık, hayvancılık daha yoğun, daha e, baskın şekilde hayvancılık yapılıyor. E, bu son zamanlarda biraz daha modernleşti. İşte küçük başlar orman dikimleriyle sorunlar yaşayınca keçi sürüleri üreticiler genelde o işlerle iştigal edenler keçi sürü sahipleri genel olarak büyük baş hayvancılığa, süt hayvancılığına özellikle süt hayvancılığına başladılar. Bu da son 10-12 yıldan beri ırk ıslahının bu bölgede iyi yapılmasından dolayı süt verimi ve et verimi yüksek genel olarak yüzde 98 oranında hoştın ırkı hayvanlarla süt üretimi ve et üretimi yapılıyor İstisna bazı işletmelerde çok istisna simentel cinsi özellikle et üretimi düşünenler simentel cinsi üretimlerle cinslerle üretime devam ediyorlar şu anda 26 bin 27 bin büyükbaş hayvanımız, ee, bununla ilgili de yaklaşık e, 165 bin civarında da küçük baş e, işletmesi mevcut. Şu an itibariyle şeyde süt üretiminde işletme ortalamaları, hayvan başına ortalama süt verimleri 26-27 kilogram. Yani bu Yine da bu bölge yok. için çok güzel bir şey Benim özellikle 1995 yılından sonra damızlık birliğinin bu bölgedeki ıslah çalışmaları daha önceki dönemde tarım İlçe müdürlüğünün tarım bakanlığı tarafından yapılan ıslah çalışmalarının e, verimlerini şu anda almaya çalışıyoruz damızlık materyali de da, yani damızlık düve talebinde de e, üreticimizden eğer fazla gelirse buna da yüksek şekilde çok e, aşırı talep var çevrede örneğin Burdur hayvancılıkta bizden süt verimi olarak hayvan sayısı olarak çok yüksek olmasına rağmen kaliteli hayvan almak isteyen Burdur'dan bir üretici kendi işletmesine bu bölgeden gelip dişi düve materyal temin etmeye çalışır. Yani israrla ısrarla ister yani buradan ister. Çünkü buradaki geçmişteki yapılmış olan hala devam eden ırk ıslahı ırk çalışmaları bu veteriner hekim klinikleri de dahil olmak üzere Damızlık Birliği'nin açtığı o yolda iyi ilerlediler. Bir de geleneksel yöntemle yapılmaya devam ediyorum dediniz az önce. Hayvancılıkla hayvancılık ilgili. Çok eee bir küçük başlarda. E, şöyle genelde küçük bizim e, İmecik, eee küçüklü tarafımızda çok eski yani yüzde %98'in haricinde kalan e, buraların Hı, tabiri evet. gıcık sığır dedi. E, yerli, yerli karalarımız var. Yerli yerli ırklar var. Yüzde %98'in dışında evet, olanlar o yüzdeki halinde <laughs> devam ediyorlar. Onlar da güzel bir hayvancılık yapıyorlar. Organik, doğal sayılabilecek. Evet. E, kendi imkanları dahilinde iyi bir hayvancılık devam ettirmeye evet. çalışıyorlar. Ee, şimdi şey de ürün pazarlamasında da Korkuteli'de genelde sütün, özellikle sütün pazarlanmasında e, kooperatifler öncülük, yüzde doksanını kooperatifler kanalıyla pazarlıyoruz sütün. Kooperatifler sütün üreticiden toplanmasını, pazarlanmasını Hayvancılık Kooperatifleri Birliği ve Süt Üreticileri Birliği önderliğinde e, belirli e, kendini kanıtlamış sanayide kendiniz kanıtlamış üret firmalarla çalışılarak düzenli e, yani köye gidiyor üreticiden direkt üreticiden direkt kooperatif Topluyor toplama merkezlerine soğuk, soğuk e, sistem depolara, yoluyla, soğuk oradan de, da e, sanayi içinin araçları soğuk zincirli kaybetmeden hı hı. fabrikaya kadar ulaştırıyor. E, denetimini de kooperatif yapıyor. Hay Hayvancılık kooperatifleri birliği denetimini yapıyor. Yani sütün kalitesini. Sütün kalitesini, hı hı. sütün sağlıklı şekilde nasıl taşınacağını, nasıl e, toplama merkezine ulaştırılacağını, bunun. E, Geçmişte Hayvancılık Kooperatifleri Birliği bu bölgede kurulduktan sonra biz örneğin Elmalı ilçemizdeki kooperatiflerimizde e, Hayvancılık Kooperatifleri Birliği e, bu işe başlayıncaya kadar sütün yağı alınır, kreması alınır, e, kreması ayrı pazarda tereyağı tere olarak pazarlanır. E, daha sonra da sütün kendi kısmı, galan kısmı da imha edilirdi. Bunlar dedi ki bu yol yanlış. Bakın siz bu işten dönün. Bu işi soğuk zincirle sütü pazarlayalım, satalım. Kazancınız daha iyi olacak. Kendiniz pazarlarda heder olmayacaksınız, uğraşmayacaksınız. Bu sisteme dönelim diye çok eğitim yaptık. Yani çalışan personelimiz tarafından o köylerde eğitim verdik. Ya yani en sonunda baktılar doğru yolda. Doğru yolda olduklarını anladılar ve şu anda hiçbir köyümüzde artık Elmalı'nın veya Korkuteli'nin veya diğer ilçelerdeki köylerimizde yani bazı merkeze bağlı Döşemaltı ilçemizin köylerinde merkez yakınlığından dolayı, Antalya merkeze yakınlığından dolayı sütünü üretici işte e, artık biz onu kabul etmediğimiz bir sistem ama bir türlü onun önüne geçemedik. E, işte dışındaki. pazar kooperatif dışında üretici hı hı. kendisi küçük e, ambalajlarda şehrin e, sokaklarında sütçü şeyle, sokak sütçüsü e, kimliğiyle satıyor. Aslında mücadelemiz bu konuyla ilgili çok mücadelemiz oldu. Yani bu sistem yanlış. Sütün sağlığı işte kısa zaman içerisinde sütün içerisindeki mikroorganizmalar yani, bozulma yapıyor. yapıyor. Bu yanlış dedik. Yani, yani kısa zaman sonra an içerisindeki zararlı bakteri oranları her 15 dakika bir, 15 dakikada bir ikiye katlayarak Artıyor. giden bir gıda Hı -hı. yani süt Hı -hı. çok hassas bir ürün toplandıktan hemen kısa zaman sonra soğuk zincir Hı -hı. alınması gerekirken öğle saatlerine kadar pazarda satıldığını biliyoruz ama bu da çok şey yani böyle kayda değer bir miktar değil. Ee, bu Tüketici şekilde de genelde... bilinçlendirmek gerekiyor bu anlamda. Yani, yani bu... ne kadar bu konuda bilinci de var ama şu var işin içerisinde e, tüketicinin ayağına diyor ki köy köy sütü köyden getirdim. Köyden gelen daha, her şey sağlıklı mı? Daha mıdır? taze diyor. Yani her şey sağlıklı derken süt öyle değil ama süt daha hassas bir ürün. Yani onu diğer ürünlerle bir kirazla, kayısıyla, Hı -hı. şeftaliyle, armutla karıştırmamak lazım çünkü süt farklı bir gıda. Yok hayır direkt köyden aldık organik doğal algısı vardır ya yani belki o üretici çok daha fazla ürün alsın diye e, ilacı basmıştır. E, ya Şimdi ben işin için o taraflarına de. girmek O da olabilir. Yani o girmek, boyutu da var. E, Bilimsiz üreticiler de var ama illaki köyden aldım, yerinden aldım. Bozulmasın. Süt aldım, tankta kesilmesin. Gelmez. Sıcaktaki Antalya 40 derece. Hı hı. Sabah Antalya'nın en merkeze yakın en köyünden çıktınız. Aldınız 100 litre, 150 litre süt koydunuz çelik güğümlerinize. Ne kadar güzel olur sotsun. Ha, hava mi sıcak. Hava evet, sıcak. Hava hava Zorunlu. sıcak. Artık evet, tamam. Gittiniz şehir merkezine 40 derecede süt satmaya başladınız. Bu sütün öğlen saatlerine kadar 1-2 saat içerisinde kesilmemesi için içerisine ne sodalar. Kız? Yani birçok kimyevi maddelerin eklendiğini biliyoruz. Söyledik de bunu. Yani e, Tarım İl Müdürlüğü de önderlik yaptı. Hatta merkeze yakın en köyüm bir örnek anlatacağım. En yakın köyümüzde 8 ton, 8 bin litre 2008 yılında süt var, 2009 yılında süt var. Dedik ki gelin arkadaş buraya bir kooperatif kuralım. Bir kooperatif kurduk. Dedik ki bu sütü pazarlayalım. Ne biler köyü. 8 ton süt çıktı. F firmanın bir tanesine dedik ki buraya bir tane tank koyun size 8 ton günlük süt vereceğiz. Adamlar en kısa zamanda tankı koydular. Kooperatif süt toplamaya başladı. Tarım İl Müdürlüğü iki gün şehirde insanları salmadı. Jandarmayla polisle hemen Antalya'nın girişinde duruttu. Dedi dön geriye. Bu kez pazarcılar, süt, yoğurtçular ve sütçüler odası devreye girdi. Bizim şey delindi. Yasak delindi. Delinince Köyün tankına bir günde 8 ton süt topladık. Ertesi gün bir baktık ki 800 litre kalmadı tankta süt. Üreticinin tamamı şehre. Oradaki olay şu, vatandaş, üretici diyor ki, ben diyor sütü 1 lira 80 kuruşa, 1 lira 18 kuruşa kooperatife satacağım ama 1,5 liraya, 2 liraya pazarda veya sokakta satacağım. Mantık bu aslında ama tabii ki o yaktığı, zamanını harcadığı, o sütü satarken harcadığı enerjinin bedelini düşse belki, hesapları kafa kafaya gelecek ama bunu anlatamadık. Yani çok anlatmaya çalıştık. Eee biraz şey hepsini, yaptırım yaptırım gerekli. Yani Hı -hı. biraz yasal yaptırım gerekli. Korkuteli'nin avantajı şu. E, kooperatifleşme çok yoğun bir şekilde var bu bölgede. 3 tane birlik, toplamda 41 tane sulama, tarımsal kalkınma bir adette pazarlamayla ilgili kooperatif var. Süt toplayan hemen hemen bütün merkezler, sanırım bir yer kaldı. Ee, bu süt toplama merkezlerinin sahip. Yani buradaki çiftçi sütünü oraya döküp bu alandan göndermek durumunda. İkincisi, bu e, ben tabii 2008'den bu vakte olan süreci çok yakından takip eden sahada da olan biri olarak şunu söyleyebilirim: 16 binlerden 27 binlere ulaşmış. Korkuteli'nin hayvan e, işletmedeki hayvan e, sayısında bir artış var. Dolayısıyla üçlerden dörtlerden beşlerden bugün işletme ortalamaları 10-15'lere varmış durumda. Dolayısıyla 15 tane hayvanın bizim şartlarımızda zaten sokakta sütünü pazarlamanıza imkan yok. Bunu bir şekilde bir kooperatif, evet. süt birliği, haykop damızlık birliği ya yani bir şekilde bununla pazarlamak durumundasınız. Üretim miktarımız zaten çok yüksek. Korkuteli hayvancılık desteklemelerin yaklaşık Antalya'ya gelen miktarın yüzde otuzunu alıyor. Yüzde yirmi dokuz nokta altısını falan alıyor. Yani yüzde otuzunu alıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yetiştiricimiz gelen sadece hayvancılık teşvikleri konuşuyor. Bir teşvik de şey konuşuyor. bu konuda Özlem Hanım'ın hakkını yememek lazım. Biraz daha bu konularda üreticiye bakanlık tarafından gönderilen teşviklerin hak edişlerinin kontrolleri zamanında işlenmesi onların o şeyi gerçekten bizi çok memnun ediyor. Yani teşekkür ederiz huzurlarınızda. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi ben bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Burada kooperatiflerimiz soğuk hava zinciriyle sütü topluyorlar ama sabah hayvanından saat altı buçukta sütünü sağan vatandaşın saat yedi buçukta veyahut da en geç yedi buçukta yedi de soğuk hava tankına girip soğutulmaya başlandığını görüyoruz sütlerin. Yani Akşamda saat 5'te süt sağılınca 5 buçukta yine aynı şekilde toplanıp kooperatifler vasıtasıyla toplanıp süt tanklarına soğutmak için giriyor. Yani artık yani, yani mikrop alması gibi vesaire gibi süt, sütte şu kadar mikro bakteriyel organ biyolojik maddeler üre, ürüyor falan şeklinde olmuyor. Bir de gözlemlediğim her gün süt toplama birliğinin önünden geçiyorum. Her gün alınan sütlerin numunesi alınır. Değil mi? Depoya girmeden önce Ve, tanka, tanka girmeden var önce mı? de numune alınıyor. Bir, de, bir de, birliğe gelince de tabii. numune alınıyor. Vatandaşımız bir de bu konuda bilinçlendi. Hayvanına bir iğne vurduğu zaman veterinerinin kontrolünde şu kadar gün sütünü sütçüye vermez. Ama Hatta işte bir de şöyle bir olay Ama işte olmasının faydası bu. Yani kooperatif o iğneli sütü yani iğne vurulur vurulmaz ki o antibiyotikli sütü almayacaktır. İşte al, almayacaktır. Zaten bu üretici, üretici de süt... bu konuda bilinçli belli bir süre kaç gün olduğunu veriyor. Eğer şayet birkaç gün sonra hayvanda kalıntı olmadığını şey yapın, o sütü süt toplayıcısı ayrı bir güveme koyup inceliyorlar ondan sonra imha ediliyor. Daha ucuz fiyata alan oluyor mu o iğneli Hayır. sütleri? Şimdi yani kooperatifler e, dışında. sütlerde şimdi şöyle Kooperatiflerin e, topladığı sütlerin tamamında antibiyotik diye bir olay yok. Antibiyotik sütü çıktığı zaman biz o sütü direktmen imha ediyoruz zaten. Evet. Yani firmaya veremiyoruz. Firma almıyor bizden. Firma Hayır, bizden almıyor. De... Hayır bizde de çıktı. Mesela e, ara ara çıkıyor. Çıkmıyor değil. Adam e, veteriner geliyor. E, uyarı yapmıyor şeye. Bazen üreticiye. üreticiye. Diyor ki bu ilaç işte etki yapmıyor. Verebilirsiniz sütünüz diyor. Süt bazen atıyorum 5 litre bir süt belki ama bizim bir ton sütümüzü bazen bozabiliyor. Biz o süt geldiği zaman çünkü e, direkt üreticiden bir cihazla test yapıldığı için e, orada test yapamıyoruz ama e, soğuk tanka zincire geldiği zaman direkt tanktan önce tahili alıyoruz, hı hı. ondan sonra, ondan sonra karıştırıyoruz. Evet, tabii temizse ondan sonra soğuk zincire döküyoruz. Bazen çıkıyor, çıktığı zaman da imha etmek zorunda kalıyoruz zaten. Benim... Ama piyasada. Ee, el altından satılan sütlerin yüzde de çıktığı zaman bunun kontrolü yok zaten. Yani, yani onu soruyorum. Birliklerde, birlik kooperatif tamamında... dışında satıl, yani elinde iğne, yani antibiyotikli kooperatifin almadığı süt olan bir üretici, bilinçsiz bir üretici dökmek istemeyecektir ama onu e, 1 lira 15 kuruşa size verirken 80 kuruşa elden çıkarabilirler. Aynı fiyata, aynı var fiyata. Mıdır aynı öyle? fiyata. Tabii var, tabii. Biz almadığımız yani, zaman yani, e, oradaki, her zaman söylüyoruz biz kooperatif ürünleri işte birlik ürünleri zaman tüketiciler zaman, üretici açısından da e, oradaki yetiştirici kooperatife üye olmasa bile şöyle bir bakanlığın e, bu hususta şeyi var. Eğer orada bir e, tank varsa o yetiştirici de o tanka sütünü dökmek zorunda aslında. Yani şey yok. Ben bu kooperatife üye değilim falan diye bir şey yok. Tank varsa köyde, oradaki tüm yetiştirici o tanka dökmek zorunda. Ya Özlem Hanım, ya biliyorsunuz özellikle proje uygulanan hayvancılık projesi uygulayan kooperatiflerde bu özellikle delinmemesi gereken en önemli konulardan evet, önemli. bir tanesi. Ama yani bunun maalesef var. işte e, muhtar seçimlerinde şöyle oldu. Veya kooperatif başkanı seçiminde böyle oldu. Benim adamım seçilmedi. Benim dediğim muhtar seçilmedi. Benim dediğim başkan seçilmedi. Karşı taraftaki muhalif olan başkan diyor ki ya da muhtar adayı diyor ki bu kooperatifi bölelim. Bir tane şirket kuralım veya kendi aramızda A sütçüsünü çağıralım. O sütçüye sütümüzü verelim. İşte o onda hala ciddi yaptırımlar uygulayamıyoruz. Yani birçok şeyde mesela süt adı üzerinde hayvancılık. Hayvancılık kooperatifleri birliği yani aynı birlik e, sütün her türlü biz örnek veriyorum işte Yaşar Başkan da yönetimimizde Haykop'un yönetiminde e, yani birçok sütle ilgili tahlil cihazlarını bulunduruyoruz. Yani süt vatandaş diyor işte süte su katılmış hayvanımdan çıktı hayvandan kaynaklandı ona göre sözünüzü cihazlar aldık. Sözünüzü unutmayın sözünüzü ee, unutmayın Konya'da sanıyorum bir çekimdeydik süte su katıyorlar diye bizi eleştiriyorlar diyor köylü. Suyun parası sütten daha pahalı niye harcayayım <laughs> ki sütün içine? <laughs> tahlil cihazları zaten süt mü suya e, süte süt su mu katılmış veya e, antibiyotikli süt girmiş tankı bozmuş. Yani girdiği rakamlar çok büyük. 5 tonluk bir tankı bozuyor. Ya da gittiği yerde üretim alanını bozuyor. Yani bizim yetiştiricimiz gerçekten şimdi diğer yerlerle de kıyaslarsak belli bir yolu çoktan kat etmiş durumda. Şöyle yani. bir şey olsa, e, o büyük firmalar on sütleri paketleyip marketlerde satışa sunan firmalar vardır var mıdır bilmiyorum. Büyük firmaların bölgede aldıkları sütün kutulama ambalajı yapıldıktan sonra nereden alındığına dair bilgi yazıyorlar mı mesela yok e, yok öyle bir şey yazsa yok. da biz de görsek şey. ona göre yok. alsak Maalesef. mesela öyle öyle bir şey yok, e, yani firmaların, e, büyük firmaların aldığı sütlerde Kalite oranında kesinlikle düşük kalite süt yok. Yani her gün numune alınır. bir Hepsi tane de yazsın diğer hayır, daha ucuza hayır süt. Hayır şimdi ucuza süt atıyorum biz A firmasıyla çalışıyoruz. Firma adı vermeyelim. Tabii. A firmasıyla çalışıyoruz. A firmasının aldığı sütle B firmasının aldığı süt kalite oranında büyük firmalarda kesinlikle kalitede şey yok. Herkes ama o ürünü almıyordur. Hayır fark yok. Şimdi neden biliyor musunuz? Ben her gün kontrollü alıyorum sütümü. B kooperatifi de kontrol alıyor sütünü. Yani ikimizin kalitede bir şeyimiz eksimiz yok. Yani Peki o, o B firmasına. Nereye gidiyor? Onlar merdiven altı işletmelerde kullanılıyor. Nerede yani, satılıyor? E, ha, ürün yani süt olarak değil de süt ürünü olarak. Evet, süt ürünü olarak. Süt ürünü olarak hmm. değerlendiriliyor. Yani büyük firmaların hiçbir tanesi işte antibiyotik sütü ben alayım da değerlendireyim şansı yok yani. Çünkü tamam. ben aldığım zaman tankıma 5 e, litre benim 6 tonumu bozuyor. Ben kamyona koyduğum zaman e, fabrikanın 30 tonlu, 40 tonlu, 50 tonlu bozuyor. Yani o süt değerlenemiyor fabrikada. Kesin kesinlikle. Ee, kutu süt yani kutuda şişede aldığımız sadece süt olarak tükettiğimizde e, bir sakınca yok. Hayır kesinlikle. Kesinlikle. Ama sütün kullanıldığı başka ürünlerde olma yani bir büyük ihtimali bir, var. Hayır, büyük firmalarda kesinlikle yok. Ama sütte yok. Markalarda, yani markalarda hayır, süt ürünlerinde, süt de yok. Ürünlerinde, ürünlerinde de yok. Ürünlerinde de yok. De de kesinlikle ürünlerinde de yok çünkü ben veremiyorum firmaya. Yeteri kadar mesela sütü alıyor, e, kaşar yapıyor, kaşar hayır, peyniri hayır, yapıyor. Hayır, hayır. Büyük gerçek oranda kullanıyor mu? Büyük firmaların kullanma şansı tamam. yok. Benden almıyor çünkü benden evet, almadığı de için de kullanma de şansı da yok. De firmalar bölgemizdeki süt firmalar bu bölgeden Korkuteli bölgesinden, Antalya'nın Döşemaltı, Elmalı bölgesinden pazarladığımız sütlerin birçoğu ulusal firma yani ölgemizde faaliyet gösteren ulusal hı hı. firmalardan. inanın sözleşmemizde yağ oranı 3.2'nin altına düşmeyecek. Düşerse alıp almama firmanın yetkilisinin nin inisiyatifindedir diyoruz Sözme, sözleşmelerimizde. 3.2'ye düş 3.3'e düştüğü zaman diretiyorlar almayacağız. Yani inanın antibiyotikli 50 ton süt bağışlayın bizim süt verdiğimiz firmalara. Götürün ne yaparsanız yapın diyor Bağışlayın yani bedeli almayın bedel almıyoruz. 50 ton süt vereceğiz sana bugün. Bedel almıyoruz deyin. Antibiyotik var yalnızca. Yok. Yok. Bakın götürün. Yani nere verirseniz verin bakmaz gözünün yaşına. Ne güzel. Yani ya. biz o konuda üreticimiz de aslında birçok yani çok istisna. Yok biz istisnaları yerler. da konuşuyoruz. Yani üreticimizde de bu bilgi oluştu. Yani eğer o üreticimiz hayvanında tedavide antibiyotik kullanmışsa süte geçen veya geçmeyen antibiyotik kullanmışsa bizi uyarır. Der ki ben bu sütümü bize onun sütünü alıyoruz yine alıyoruz firmaya da vermiyoruz. Biz o sütü imha ediyoruz. Ama ya üretici o sütün imha edildiğini bildiği için kooperatif Parayla alıyorsunuz. Evet, evet parayla alıyoruz. Parayı aynen, alıyoruz. aynen. Aynen parasını aynen. ödüyoruz. Üreticinin 50 litre sütü var. Engellemiş de oluyorsunuz bu şekilde. Yani Hayır, şimdi ama üretici bazen e, onu söylemiyor. Ha, üretici siz aldıktan sonra muhalde. fark ediyorsunuz. Biz şimdi. sütü aldıktan sonra ama so tanka girmeden önce tanka girmeden mı? önce söylüyor üyemiz bize. Yani diyor ki bu sütte antibiyotik var. Onu ayrı bir kapta topluyoruz. Söylemeyen de oluyor ama. Söylemeyen olursa onu bir, bir, bir defa yapar. O günkü şöyle bazı kooperatiflerimizde şöyle yaptırımlar var. Cezai yaptırımlar var. Diyor ki eğer ben bu antibiyotiği yakalarsam sende. Şimdi bizim personelimiz gidiyor. Haykop'un personeli tahlil cihazıyla, aracıyla, mobil aracıyla gidiyor. A köyüne. Diyor ki burada antibiyotik çıkmış. Bugün bu sütün kontrolünü yapacağız. Sütün tamamından alıyor. Bölüyor yarısından alıyor. Bölüyor yarısından alıyor. Kim buldu? Üç üretiye düşüyor. Diyor ki bu Yaşar Kocaoğlu'nun sütünde. Hı -hı. Yakalıyoruz orada. Bir defa bir sabah sabah postasında verse akşam postasında yakalanıyor. Çünkü sabah Hı -hı. postasında süt Hı -hı. teslim edilirken Hı -hı. antibiyotikli çıkmış. Hı -hı. Yani bu konuda artık üretici, kooperatif, ma kooperatif mağdur olursa üreticinin kazancına gidiyor zaten. Hatta diyor ki bazı kooperatiflerimiz, diyor ki bugünkü sütün cezasının tamamını sana yazıyorum. Yapıyoruz bunu. Su çıktı. Bir günlük su sütüne 100 litre sütüne %10 yüzde on su kattı. Olması gerekiyor. Bir aylık Caydırıcı sütünde yüzde on kesinti gerekiyor, yapıyoruz. Ya yani artık cezadan da biraz da yani insanlarda yavaş yavaş bu kültür yani dürüst olmanın, dürüst üretmenin, dürüst üretici olmanın kültürü sağ, iyi insan gelişti. Sağ yani, bir Bundan de bakıyor, daha anlatıyor yani sonuçta bugün üretiyorsun, sen üretiyorsun ama şehirde belki torunun yiyor, evet. belki e, oğlun, kızın, gelinin yiyor. Yani sonuçta ürettiğin ürün bir şekilde bana veya çevreme dönüp geliyor. Kötü üretimse Kötü sonuçlar alıyoruz. ...iyi üretimse de iyi ürünler alıyoruz. Evet. Mesela al. Bizim köyümüzde yani öyle bir olay var ki korkut elimizden bir peynir elmalıdan bir peynirci arkadaş geliyor. En fazla peyniri, tereyağını yoğurdu. Ben bu köyde satıyorum diyor. Hayvan hayvancı köyüz. Nasıl yani? Fakat hayvı hay, hay, süt süt üretiyoruz. Fakat ama değiliyorsunuz. Sütü süt, sütü satıyoruz. <laughs> tereyağını kendisi üretmiyor. Sa, tereyağını satın alıyor. Peyniri satın alıyor onda kazanç çok kendi çünkü. Kendi tüketmesi için de mi yapmıyor? Kendi evet. tüketmesi için bile yapmıyor yani. <laughs> bu kooperatifleşme, soğuk hava zinciri ve güvenilir firmaların bu sütü toplaması ha, o kadar ve Türkiye ki genelinde kendi sağlıklı sütlüğünü pazarlanması almıyor. vatandaşı bu yöne de itiyor ha, yani. çok iyi. Yani bu bölge sadece büyük firmalarla değil, kendi yöresel firmalarıyla da üretim yapıyor ve gayet güzel üretim yapan Burada 8 tane işte peynirinden e, tereyağına kadar üretim tesisleri var. Denetlemesi Bakanlık tarafından yapılan e, ve ismi de Antalya'da <laughs> evet. giden Biz firmalar var. E, kooperatiflerin süt pazarladığı firmalardan bahsettiğimiz için e, buralardaki küçük e, işletmelerden, ilçemizdeki küçük işletmelerden bahsetmedik. Tabii onlara Fatma kooperatifler değil, kanalıyla e, süt vermiyoruz, veremiyoruz daha doğrusu. Geçmişte yaşanmış bazı sıkıntılar var, ödemelerden ilgili sıkıntılar var. Biz garanti olan, teminatını veren firmalarla, hmm. firmalara ürünlerimizi satıyoruz. Başımız ağrımasın, kooperatifimiz mağdur olmasın, üretici mağdur olmasın dolayısıyla diye. Ama bu bölgede de gerçekten e, güzel ürünler üreten, yöresel ürünler üreten yerel mandıralarımız var. Hmm. Bir şey mi söyleyecektiniz? Evet, öncelikle Mantar Evi'ne hoş geldiniz. E, hoş bulduk, e, çok güzel bir yere geldik. E, mantarcılıkla devam edeceğiz ikinci bölümde dedim. Ama evet. hayvancılığa bir girdik. Çıkamadık. E, daha da devam ederdik herhalde. E, ben hemen geçelim. Oradan mantara geçeyim. Hemen geçelim. Efendim mantar evindeyiz. E, çok güzel bir mekandayız. Siz de izliyorsunuzdur. E, mantar evinde işletmecisi Sayın İsmail Güler aynı zamanda mantar üreticisi kendisi bizi ağırladı. Ev sahibimiz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikli bir Karyada armuduyla ilgili arkadaşlarıma, üretici arkadaşlarıma ve yönetici arkadaşlarıma bir önerim var. Bir defa Korkuteli'de Karyada armudunun ismini başka bir isimle telaffuz etmelerini kesinlikle yasaklanması lazım. Eğer kendi ürünümüze sahip çıkacaksak. Ha, ben Ankara Yani bu ürünü <laughs> Burada Ankara armudu diyen bir tek Siz Ankara armudu dediğiniz zaman bizim konuşmama hakkımız var üretici olarak kesinlikle bir defa onu lük adımızdan çıkarmamız lazım. Tamam, Eğer markalaştıracak isek. Siz doğru karıştırın. mu Ali Bey? Şimdi e, dedim ya ben artık e, Karayada armudu pazara gittiğimde Ankara armudu değil armudu diye, diye bütün mağazalarda Karadeniz'den İstanbul'a kadar ya da yurt dışında da dahil bu Karya'da armudu diye tescillenmeli ve Karayada armudu diye satılmalı. İkincisi hayvancılıkla ilgili arkadaşlarıma bir önerim var. Bu memlekette 50 sene öncesi benim çocukluğumda bağcılık vardı. Hı hı. Bu ova'nın çoğunda bağlar vardı. Bugün bağlardan bahsetmek imkansız neredeyse yeni yeni birkaç çiftlik Neden? hariç. Şimdi ekonomide şu var. Hepimizin bildiği gibi bir zenginliğin sürdürülebilir hale getirilmesi, bir üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi önemlidir. Bugün hayvancılığın ya da bugün karyadar mudunun, bugün mantarcılığın zenginliğini bu 30 yıldır belki bu ilçe yaşıyor. Çocuklarımızı onunla büyüttük. Onunla eğitimini sağladık. Onunla evimizi yaptık. Onunla arabamızı değiştirdik. Onunla yaşıyoruz. Şu anda o zenginliği yaşıyoruz. Peki buradaki arkadaşlar da dahil. Bu zenginliklerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için acaba ne yapıyoruz? Sürdürülebilirliği sağlamak konusunda Evet, sürdürülebilir hale getirebilmek için acaba ne yapıyoruz? Bakın buradaki arkadaşlarım da başta. Onlara söyleyeyim. Burası mantar evi. Mantar sektörünün hala insanlara mantarı sevdirmek üzerine bir misyon üstlenmiş. Don Kişot gibi mücadele ediyoruz. Şimdi e, biz sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalardan bahsettik, konuştuk. Sizin söylediğinizi belki. E, ben hayvancılıkla cevap ilgili. Yoksa mantar evinden başlayalım. Mantar ev, bu mekanı konuşalım. Ee, hayvancılıkla ilgili de arkadaşlarıma önerim. Bir defa kooperatifler güçlendirilmesi lazım. Eğer bu gidişle gidilirse biz Yazır köyünde de Korkut ilinin içinde de sütümüzü uluslararası kartellerin mağazalarından, parakende mağazalarından alacağız. Bu tehlikeyi herkes görmesi lazım. Yani kooperatifler yeteri kadar e, güçlendirilmediği için süt hayvancılığından çok da fazla kazanç sağlanamadığı için süt hayvanları e, kesime gönderiliyor. Dolayısıyla süt üretimi azalıyor ve dışa bağımlı bir ülke olacağız. Onu mu söylüyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Kısmen ama şunu da görmek lazım. Ulusal ve uluslararası karteller bu konuda gittikçe büyüyerek söz sahibi haline geliyorlar. Yazır köyünde ya da Dat köyde ya da işte Taşkesik'te üretilen sütü bu üretici firmalar alarak parakende mağazalarla da bize yani bizim mutfağımıza da bu ürünü uluslararası mağazalar kanalıyla e, gelme noktasına gelmiştir. Yani bugün aslında e, evimize biz gidip de ben isim vermek istemiyorum bir parakende mağazasından Türkiye çapında organize olmuş bir mağazadan ekmeğimi alıyorum. Yani arkadaşımın üretmiş olduğu buğdaydan yapılan ekmeği ben o mağazadan alıyorum. Ekmek param benim İngiltere'ye gidiyor, ya da Almanya'ya gidiyor, ya da Amerika'ya gidiyor. Bu tehlikeyi görmek lazım. Eğer bizim üreticimiz bu döngü içerisinde para yine kendi cebinde kalabilmesi yani için o kesinlikle üreticinin kazancıyla kazancında bir değişiklik yapacağı anlamına gelmiyor. Bunu ülke görmesi lazım. Şimdi Yöneticilerimiz İsmail görmesi Bey, lazım. E, katılıyorum. Şöyle aslında. Dünyada 2014 yılı biliyorsunuz küçük işletmeler yılı aile ilan küçük aile yılı. işletmeleri yılı olarak ilan edildi. Küçük aile işletmelerinin önemi çok yüksek. Çok. Yani ne kadar işletmeler kurumsallaşmış hayvancılık bakımından açısından söylemek gerekirse hayvan sayıları işletme başına arttırmışsa da bakmışlar ki dünyanın birçok yerinde. Küçük işletmeci işletme ailesi küçük işletmeciler Aile devam etmiyorsa bu işin sonuna ulaşılamayacağını öğrenmişler tekrar geri dönüş en önemli kısmı en önemli kısmı bu işe ticari olarak bakan büyük firmalar karlılık oranlarına göre çalışan en ufak bir karlılık düşüşünde işten vazgeçebiliyor. İşini terk edebiliyor ama Küçük işletmeci asla vazgeçmiyor. Onun işi o. Başka alternatifi evet. yok. Ona dört elle sarılmış. Üretmeye sürekli devam Şimdi, ediyor. Israrla devam ediyor. Sabırla devam ediyor. E, bölgemizde kooperatifçilik e, şey uzun zamandan yani çok 1965 yılına yıllarına dayanan işlik, kooperatiflerin kuruluş yılları 65'lere dayanmış. Bunların içerisinde ortağının A'dan Z'ye tüm ihtiyacını karşılayan yani bir ay işte, e, evde bir hanede e, yaşanma giyim hariç enerjisinden akaryakıtından e, ne bileyim e, onun gıda temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerinden ortağının ne ihtiyacı varsa karşılayabilmiş kooperatifler karşılayan kooperatifler evet. var bölgemizde yani bu yapı bu bir tek, kültür bir sıkıntı şurada yaşıyor. başlangıçta da söyledim yani e, her şey bir bu işte küçük menfaatler küçük menfaat çatışmaları nedeniyle işte muhtarlık seçimini benim grubum kazanamamış e, ya da kooperatif başkanlığı yönetimini benim grubum kazanamamış bölünme ve parçalanmalardan sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa kooperatifçilik genel olarak Türkiye genelinde de kanayan yarası budur. Yani baktığınız zaman çok az sayıda değil mi? Yani her anlamda sizin bahsettiğiniz gibi her ürününü kıyafetine kadar karşılayabilecek ucuza karşılayabilecek çok büyük e, kontrler var. En azından var. şudur çalışan... yerelde bulunduğu mevkide... Yani belki imkansızlıklarından dolayı çok ucuza mal edemiyordur ama ihtiyacını karşılıyor. Yani bugün atıyorum bir kilogram çayı markete geldiği zaman 11 lira, 11 liraya alıyorsa kooperatifinin marketinden de 11 liraya. Üretici hatta 11 buçuk liraya, 11 liraya. Bu bölgede lira, 12 hangi liraya da kooperatifler öyle? Lazım. Bu bölgede var olan kooperatifler. Efendim? isim verebilirsiniz hangi kooperatifler? Ya şey örnek veriyorum diye. işte Yelten Sulama Kooperatifi, Yaşar Bey'in Kooperatifi, Yazır Sulama Kooperatifi, Akyar Sulama Kooperatifi. Yani birçok koop Yeşil Yayla Sulama Kooperatifi, Çomaklı Sulama Kooperatifi. Bu kooperatifler yani gerçekten başarılı. Bir de şu, şu çok önemli. Yani yönetici kooperatifte yönetici benim adamım, senin adamın değil de evet. yönetici dürüst. Ortaklarımız, insanlar seçerken Elini vicdanına koyup geçmişindeki mazilerine bakmaları lazım. En büyük sıkıntılar orada yaşıyoruz. Yoksa yani gerçekten 6 tonla 2 tonla süt almış bir kooperatif başkan arkadaşım. Sevmiş köyünü ortaklarının daha çok bir şeyler yapmasını istemiş. Gitmiş bakanlığa demiş ki bana 200 tane hayvan verin ne olur. Bir gün gitmiş iki gün gitmiş üçüncüde dilekleri kabul edilmiş almış. 10 ton süte çıkarmış bakmışlar ki çevredeki bazı çok affedersiniz asalaklar... E Kooperatifte bir şeyler var, dirilmiş. Yine yani götürülecek bir şeyler var, götüreyim. Onun çevresi onu devreye koydu. O kooperatif, bir baktınız ki 10 ton süt üreten süt, kooperatif bir sene sonra 1 tona düştü. Üreticinin hatası değil, yöneticinin hatası. Seçerken Çok buna güzel. göre seçmek hı -hı, gerekiyor. Hı. Şimdi. Evet, mantar evine. Evet, e, yani arkadaşımın da desteklediği gibi sonuçta bu kooperatifler özellikle kendi yöresinde sadece köyünde üretilen ürünü, Küçük küçük ambalajlarda yapabilse de tüketiciye kendisi ulaştırabilse daha anlamlı olur. Yöresel ürünler açısından bu gittikçe de dünyada bu revaçta hale geliyor. Hayvancılıkla ee, ilgili söylemek istediğim buydu. Mantarla ilgili ise... Mantar konu... evinden bahsedelim önce evet. sonra mantar, Peki, mantar. evi Mantar evi sonuçta 28 senedir Mehmet Ali Bey'in söylediği gibi 28 yıldır 30 yıldır neredeyse bir mantar e, üretiminin üzerine projelendirdiğimiz ortalama 20 yıldır bir mantar çiftliğimizin önünde adı mantar evi olarak kurduğumuz menüsü sadece mantardan oluşan Her çeşit çorbadan tatlıya kadar 60 çeşit mantarlı yemeğin yapıldığı Tatlısın ayrıca yani. yine marketimizde mantar turşu çeşitleri, mantar reçeli, mantar ekmeği, taze mantarlarımız var, ve en sonunda çıkartmış olduğumuz mantar şekeri, kestane şekerinin benzeri evet, şu. mantar şekeri ile e, taşlandırdığımız bir ürün portföyümüz var. Bu mantarcılığın e, kestane şekeri gibi e, evet e, tadına bakabilirsiniz. E, gittikçe her ürün daha çok katma değer elde edilen daha küçük ambalajlarda tüketiciye sunulması gerektiğini Hı. düşündüğümüz için daha küçük ambalajlara daha farklı ya mantarın ürünler Mantarın sadece sotesi çorbası e, değil çok çeşit çok yemeklerini yapabiliyoruz. Bu menümüz dünyanın hiçbir restoranında şu anda bir mantar çiftliğinin önünde bir mantarlı menüsü olan restorant yok. Yemek çok, da çok güzel, çok evet, ambiyans sahip. da çok güzel, doğal. Mantar çok sağlıklı bir ürün. Dolayısıyla o sağlıkla birleştirdik inşaatımızı, ambiyansı onunla bütünleştirdik. Dolayısıyla böyle bir mantar evi restoran ortaya çıktı. Peki mantarın e, Türkiye'de kültür mantarının tüketimi e, normal düzeyde mi? <laughs> Ben cevap vereyim mi? Tabii tabii. Şimdi aslında 30 yıla dayanan bir geçmişi var ülkemizde mantarcılık. Neredeyse sıfır noktasından başladık. Biz başladığımız dönemde sadece İstanbul çevresinde belli üreticiler vardı. Onlar da depolarına sokmuyordu kimseyi. Korkuteli'de başladığımız andan itibaren ne kadar işsiz arkadaşımız varsa başarılı da olunca bütün arkadaşlarımızı bu işe sokmaya çalıştık. Etrafımızda e, bilgiyi paylaşarak Burada insanlara. Burada öyle olmuş? Evet, genelde bilgi paylaşılmaz mı? Depolara sokmadılar dediniz. Burada bilgi paylaşımı olmuş değil mi? Mantar üretimine evet. başlandı. Bu işin sırrı Korkuteli neden evet. Korkuteli sorusunun aslında cevabı bilgiyi paylaşmaktan geçiyor. Bu konuda e, hiçbir e, arkadaşım ketum davranmadı. Dolayısıyla bilgiyi paylaştık, yardımlaştık. Gülü ee, mantarında e, ilk sıralarda, Türk, ilk sırada bir üretim, komposta yüzde yetmişin, yüzde elli üç mantar, yüzde yetmiş kompost mantığın hamlesi. Kompostun yüzde yetmişi, taze hı. üretimin elli elli üçü korktelinde üretilmekte. Ee, İsmail Bey'in de söylediği gibi burada biz bilgiyi hep paylaştık. Bugün bizim işletmemize gelindikten sonra her taraf tamamen açılır. Biz daha önce hiçbir işletmeye gidip hiçbir şey öğrenemiyorduk, göremiyorduk. Burada hep kendi aramızdan yani düşe kalka düşe kalka sektör buralara geldi. Yani şu an son zamanlarda devletin kredi yönünden olsun, diğer kırsal kalkınmada desteklemeleriyle de olsun üretimle ilgili destekleri var. Siz Ama, destek alabiliyor musunuz? Biz Benim bugüne de kadar devletimizden bir kuruş Çünkü destek niye? almadık. Biz telefonumuzu bile 13 bin lira para verip, 13 milyar lira para verip o zamanın parasıyla kendi telefonumuzu devletimiz bize parayla getirdi. Evet biz de kendi teslimize köyün elektrik hattını komple değiştirerek elektrik çektirebildik. Yani Bunlar tabii üzücü ama... Neden destek alamıyorsunuz? Mantar tarım ürünü kabul edilmiyor. Mantar tamam. Mantar tarımının ilk yıllarda şey olmadıydı Kabul edilmeliydi. Ondan sonra mantar tarım tarımına kabul edildi. Bizim de odamıza artık mantar üreticileri üye olarak kayıt oluyorlar artık. Çiftçi Kayıt Sisteminde Çiftçi Kayıt Sistemine, öyle mi? Çiftçi kayıt sistemine girdiniz Çift... mi? Yani çiftçi Kayıt Sistemine girdiler. Şu anda hiç onda bir sıkıntı Bundan yok. Bundan sonra destek alabilecekler, düşük faizli kredi alabilecekler o zaman öyle mi? Şu an işte çiftçi kayıt sistemiyle ilgili kayıt bu sene bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelikte var. Mantarcılar ÇKS sistemine kayıt olabilirler. Kırsal kalkınma yatırımları bazında depo, soğuk hava üretim alanında yapabilirler. Bununla ilgili projelendirerek başvuru yapmaları lazım. Kırsal kalkınma yatırımları da var mantar bu sene. Üretim depoları olarak da var bakanlık tarafından.